Herkese selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bedensel serimizin 9. bölümündeyiz arkadaşlar. Geçen bölümün sonunda da söylediğim gibi Sura'mızın üzerinden ufak bir beyin deneyimiz olacaktı. Sunak'la ilgili olacaktı. Şimdi videoda oradan başlayacak arkadaşlar. Bunun bir haberini vereyim dedim sizlere. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Videoya geçelim. Arkadaşlar yeni beyin deneyimizle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere sizlere Sura'ya beyin alacağım ve bir şey yapmaya çalışacağım. Bunu da sizlere göstereceğim demiştim arkadaşlar. Şu anda onun deneyi üzerindeyim. Şimdi öncelikle muhabbeti bir anlatayım arkadaşlar size. Ben yağma kartı topladım. Şöyle onu bir göstereyim. Burada yağma kartlarımız var bayağı bir. Şu anda deneme sürümündeyiz. Onun için hepsini indirip uzatmadım süresini. Beynimiz var bildiğiniz üzere. Takımız var. Normal yarılı itemlerimiz var. Şu anda yarımız 63. Simyalarımızın 3 tanesini açtık. Kaosuz odayı ayarladık arkadaşlar. Kaoları odadan uzaklaştırdık. Simyalarımız az olduğu için. Hatta ilerleyen günlerde belki Onyx bitince Onyx'in süresini uzatmayabilirim bile. Burada kaos odada olduğumuz için. Yani simya sürelerinden kıstım bayağı bir. Normal şartlarda aura kasarken şöyle hemen bir size özet geçeyim. Normalde günlük 11-12 paket aşağı yukarı aura kasıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hesap makinesini açtığımız zaman. Bu 12 paket aurayı 2.75'ten sattığımızı varsayarsak. Günlük 33 fon bir karı oluyordu bizlere. Bu 33 fonun abi neredeyse 11 vonu falan şeye gidiyor. Simya uzatmaya gidiyor. Şimdi buradan bir 5.5 von kırpmış olacağız. Şimdi buradan 11 vonu çıkarttım. Günde 22 von bize simya süresi hariç ve bir de günde 3 tane falan aşağı yukarı güneş özütü yiyor. Geceleri uzun süreli bıraktığım zaman 12-13 saat bıraktığım zaman belki daha uzun sürelerde bizlere problem yaratıyor özütü. Potu bitiyor. Oradan da bir 2 von kısıyorum abi. Günlük bizlere brüt 20 von bir kazancı oluyordu aura kasmanın. Tabi Vayne masrafları, kostüm falan burada da eşit olduğu için onu saymıyorum. Hiç işin içine katmıyorum. Şimdi burada ne yaptık biz? Yağma kartı kullandık arkadaşlar. Yağma kartını bilmeyenler için şöyle bir ufak özetleyeyim. Şurada ganimet diye bir kısım var arkadaşlar. Burada yerden ne toplamasını istiyorsanız bunları tikliyorsunuz. Biz birazcık deney yapa yapa bunu ayarladık. Mesela arındırmasını artı 6 artı 7 yaptık. Gerekli seviyede 70. Yani sadece bu gördüğünüz mamaları toplayacak arkadaşlar. Artı 7 artı 6 olanları. Onun dışında işte bu şeyleri falan filan temel taşını işte görev kitabı Prens 2, Mor İksir, ondan sonra taşınabilir Jedi, STR tılsımı gibi böyle bu gördüğünüz hiçbir eşyayı yerden toplamıyor. Bizlere sadece mama, istiri diye güneş hiditi ve gerekli olan diğer eşyaları toplayacak arkadaşlar. Böyle bir deneye giriştik şu anlık. Bakalım inşallah güzel olur. İnşallah böyle bir sağlam günde 20 won'dan fazla para getirir de bizler için karı olur. Ben de tam olarak şu anlık ne kadar düşüreceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Bunu tamamen deneysel yollarla göreceğiz. Artık toparladığında üstü başı da olduktan sonra ben tekrardan kayda girer sizlerle ufak tefek bir hesaplama yaparız. Dostlar yaklaşık olarak burada mama farmımızın 23 saati geride kaldı. Şöyle göstereyim hatta 3 tane simyayı açık bırakmıştık bildiğiniz üzere. 1 saat 20 dakikaları daha var. Bunun üzerine ekleriz ama artık hani her yerim doldu. Ondan dolayı bir kayıt alıp şuradan total ne kadar ne kasmışız ne elde etmişiz sizle beraber bir hesaplayalım dedim. Öncelikle ben bir isterseniz totalde düşen mamaları kaç adet olduğunu hesaplayayım bunları falan. Hepsini aynı fiyattan sayacağım. Zehirler mehirler de var aralarında. Bunlar da aşağı yukarı aynı fiyat ediyor çünkü. Şöyle bir göstereyim üzerinden geçeyim abi. Onun dışında tabii ki de bu kadar değil arkadaşlar. Bu kadar olsaydı çok komik olurdu gerçekten. Şöyle hemen şamanımızın üzerine geçiyoruz dostlar. Şamanımızın üzerinde de bayağı bir bolca vardı. Hatta buralarını yançara aktardık. Yani buralar full komple doluydu arkadaşlar. Yançara aktarmak zorunda kaldık artık yer kalmadığı için. Üzerimiz başımız bu şekilde. Ben şimdi nelerden ne kadar var üzerimizde bunları bir hesaplayayım. Sonrasında yine bir böyle fısıltıya yazaraktan sizlere aktaracağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet hesaplamalarımı yaptım geldim dostlar. Burada göreceğiniz şekilde 133 adet mamamız düşmüş. Hatta ben bunları yazarken 2 tane daha düştü. Onun dışında 54 adet parıltılı istirdiğimiz var arkadaşlar. Bunların tanesi 10 M'den hesapladım. Mamaların tanesini 6 M'den hesapladım. 5 adet boş güç özütümüz var. Şu anda piyasada en ucuzu 70 M, ben 60 M'den yazdım. Hızlı bir şekilde satılması adı altında. Onun dışında 7 adet gecelti çıktı. Bu bildiğiniz üzere bilinmeyen sandıkların içerisinden böyle gördükçe denk geldikçe açaraktan 7 tane gecelti çıkartmış olduk. 81 adet güneş yeditimiz var şu şekilde. Bunları da 50 M'den hesapladım. 40 tane kutsama düşmüş. Onu ellerinden hesapladım. Parçaların totaline 1 won dedim. Bayağı bol bol düşüyor çünkü gördüğünüz üzere yani hepsi 200'lendi. Sarı parlaktan falan da bir yaklaşık olarak 10 tane 15 tane düşmüştür diye düşünüyorum çok rahat bir şekilde.
Totalde hesaplamadığım şeyler illaki vardır. Kaçanlar, göçenler, belki yani görmediklerim vesaire. Ama asıl durum şu anlık totalde 19,6 wonluk bir meblağ var arkadaşlar. Bu tabii 1 saat 11 dakika daha süreceği için 20 wonlara, 20,5 wonlara kadar çıkan bir süreç olacaktır. Buradan çıkmamız gereken 3 tane simya masrafımız var dostlar. Çünkü total geliri elde etmeye çalışıyoruz. Yani onun için bunu çıkmamız gerekiyor, 3 tane simyamızı. Bu da yaklaşık olarak bizlere bir 5 won gider sayacaktır. Ben onun için buraya 16 won para yazıyorum arkadaşlar. 16 wonluk bir gelir. Hatta diyelim ki 15,5 olsun yani. Ya yani komiktir arkadaşlar. Burada bir de yağma kartı kullanıyoruz. Hani onun da günlük masrafını çıkartırsak belki bir 50 et de buradan çıkalım hani. 50 et ne yapar? 2 won yapar abi. 13,5 wonluk bir net kesin bir karımız oluyor. Giderimiz burada ekstradan biletimiz gidiyor ama bende çok fazla sayıda olduğu için sizde de muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Onu giderden saymıyorum. Kırmızı kurdele kasmak. Gel gör ki Yohara'da burada otava bırakmaktan daha karlı görünüyor arkadaşlar. Yani hani bir de onun avantajı var. Bu kadar çok yer kaplamıyor yani. Ben şimdi bunları pazara koymak için çok büyük bir emek sarf edeceğim. Ya da pet kasıyorsan mantıklı olabilir bu farm benim için. Onun dışında aşırı da mantıklı değil ama şu kişiler için çok mantıklı. Kim bunlar? Aura kasamayanlar abi. Vayne'ini almış ama Aura'da zorlananlar veya Aura'ya bırakmayı düşünen arkadaşlarımız için Aura'da arkadaşlar günlük aşağı yukarı 25 fon falan para bırakıyor. Bunun 10 fonu simyaya gidiyor, kalıyor 15 fon. Aura'ya bırakmak için kaç fonluk çar dizmek gerekiyor? Buraya bırakmak için kaç fonluk çar dizmek gerekiyor? Onun için Yohara'da oynamayı düşünüp level kasmayı bir yandan düşünen arkadaşlar için çok mantıklı olabilir. Aura'nın bir yan versiyonudur diye düşünüyorum burası. Bence fena bir deneyim değildi. Denemek gerekiyordu bunu. Aklımdan uzun süredir geçiyordu. Ama boş boşuna yağma kartını çok çekmişim. Artık kurdele bıraktığım çar benim savaşçının yan çarıydı. O çarla değil bu çarla düşük level içeriklerini çekeceğim. Bir yandan onu oynamaya devam edebileyim çünkü. O beni çok yavaşlatıyor. Hani beyin süreleri uzun süreli deneyler olduğu için. O süreç boyunca oynayamıyorum. Bunu engellemek için bu çarın yan çarında bir hesap açıp onunla artık deneylerimizi yapacağız arkadaşlar. Umarım bu deney de hoşunuza gitmiştir. 24 saatte 13,5 wonluk net bir karı olduğunu tekrardan belirteyim. Fena değil. Dostlar bir tane de başka bir hesap açtım. Bunu bildiğiniz üzere demiştim hani videonun bir önceki kısmında herhalde. Artık Dambi'nin yan çarıyla ayarlayacağım bu Vayne kısımlarını diye. Şimdi savaşçımızı o tarafa attığımız için bu Sura'nın yan karakterine de hemen bir tane 30 level civarında bir hesap kasacağım. Buraya öncelikle belki başlangıç el kitabı, sonrasında ork dişi ya da direkt ork dişi de yapabilirim. Ork dişleri gerçekten çok güzel para ediyor. Üzerime itemleri falan aldım. Bunlar zaten bu çarındı. Hatırlarsınız. Ta arkadaşlardaki ETP çarlarından kalma eşyalarımız var abi burada. Bu şekilde bu itemlerden kullanacağım. Şunu falan fazlalık aldım bilerek. Maksat hasar arttırsın ki maksimum verimi görebilelim diye düşündüm. Ondan dolayı aldım. Yani gerekli olan itemler değil. Yani şeyini falan da aldım. Kuşağını falan da. Bunlar bir tık elit geliyor bu çara ama. Yani maksat dediğim gibi hızlansın. Maksimumunu görmek açısından. Hızlı bir şekilde levelini kasacağım arkadaşlar. Bir 30 civarlarına hatta 25 civarlarına gelelim. Ondan sonra direktmen gideceğiz. Orklara abi ufaktan katılmaya başlayacağız. Şöyle bir 30 falan 34 yapmamız lazım ki zırhımızı giyelim diye düşündüm. Bana kolay gelsin. Bu karakterimizi de buraya bıraktım arkadaşlar. Bugünlük başlangıç el kitabı katsın istiyorum. Çünkü orkların leveli bir tık daha yüksek olduğu için daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Bu levelde burada kasılması daha mantıklı gibi geldi bana. Ondan dolayı buraya bıraktım. O tablada birazcık karışıyor ama yapacak bir şey yok. Alan birazcık geniş ama herkes böyle bir yerlere bırakmış yani. Tüm CH'ler dolu. Ondan dolayı daha boş bir yer bulamadığım için bu şekilde koydum bakalım. Bayağı da kastı şimdi zaten. 10-15 dakika oldu geleli. 20 küsür tane kasmış. Buradan da 30 tane kasmış. Bayağı seri kasıyor. Leveli böyle bir 27-28 belki 30 olduktan sonra durduracağım arkadaşlar. Sırlar yüzüğü takacağım nazar yerine. Bu arada burayı içinde gereksinimlerle ilgili herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şöyle alayını çıkartın. Hiçbir problem olmayacaktır. Yani yine çarınız kesecektir. Şöyle göstereyim. Herhangi bir şekilde problem yaşamayacaksınızdır. Onu da belirteyim abi. Onun dışında herhalde söylenecek bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ben bunları tabii ki de takacağım. Daha hızlı kesebilmek adına sabaha kadar umarım güzel bir hasılat yakalarız. Evet abi 12 saat sonra tekrardan kayda girdim. Üzerimde miktarları görüyorsunuz arkadaşlar. 600 tane artılı. Hatta bilmiyorum sekmiş mi yana falan bilmiyorum. Yeni paket olmamış sanırım. Kaç adette? Aynen yenisi şimdi düştü. 383 adette artısızımız var. Artısızlarımızın tanesi yaklaşık olarak 1M. Toplu satarsak yani hani 1,5 wondan şunun gideceğini tahmin ediyorum. 1,5 wondan da bunu sayarsak 3 won. Şurası da 1 wondan gitse en ölüsünden sayıyorum bu arada.
Ne yapar abi bize? 3, 4 ve 4 won civarlarında bir para yapar diye düşünüyorum. 4 won bir para hiç fena değil. 12 saatlik bir süreç içerisinde. Yani aslına baktığınızda tabii ki de kırmızı kurdeleye göre birazcık düşük miktarlarda ama çok sorun değil. Zaten hani her dakika kırmızı kurdele satamazsınız. İlla ki fiyatlar bir yerden sonra aşağılara çekilecektir diye düşünüyorum. Ama bizim asıl olayımız abi ork dişi olacak bu Vayne deneyinde. Şimdi götüreceğim oraya bırakacağım çarımızı. Eğer ki boş yer bulabilirsem çok 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 güzel olur. Ork dişinde gerçekten çok yüklü miktarlarda para var. Eğer ki başlangıç el kitabı ile kıyaslarsak belki kırmızı kurdeleyi bile geçebilir diye tahmin ediyorum. Oranın en büyük sıkıntısı boş soğu bulmak. Yani o birazcık problem bir muhabbet ama şansımız deneyeceğiz. Bakalım ben birazcık gezeyim. Yani buralarda bile adamlar varsa muhtemelen orası da olur ama şansımız deneyelim dediğim gibi. Bir 12 saat falan da aşağı yukarı orada bırakmayı düşünüyorum. Bol şans. Dostlar ticaret demiştik en son hatırlıyorsanız. Kimisi koy kimisi koyma demiş videoların içerisine ama eğer ki istemiyorsanız burayı çift tıklayıp geçebilirsiniz. Bir kardeşimiz oyunu bırakıyordu. Ben de yayındayken onun itemlerini sattım ucuz fiyattan. Kendisi öyle istediği için. En son da artık fiyatını düşürmemize rağmen satılmayan itemlerden birkaç tanesini ben kendime aldım. Bunu 300 won dedik. Kimse almadı arkadaşlar yayın boyunca. Enteresan bir şekilde. Aynıları 400 won civarlarında fiyatları var. Art 9 Zodiac Emily görüldüğü üzere zaten 11 ortalama 2 metin. 300 won'dan kendime aldım bunu. Onun dışında bir de şunu 60 won'dan aldım. Artık dayanamadım yani. Ben bunların borçlarını zaten beyler 70 won'dan satıyorum. 75 won'dan satıyorum. 35 STR'li. Bir 15 won da buradan ekmeğimiz var. Yani toplamda bir 65 won'luk herhalde kar ederiz diye düşünerekten bunları aldım. H ve DO. Son Vayne kontrolü olarak da bu çarımız vardı arkadaşlar. 84 adet ork dişi düşürmüşüz. 84 ork dişini ben 8 küsür saatte düşürdüm aşağı yukarı. Bunu da güne vurduğumuz zaman 240 adet ork dişi yapıyor arkadaşlar. Ork dişinin şu an en ucuzu 5M. Ben 4M'den hesaplayacağım. Günde 960 M yapıyor arkadaşlar. Yanında ıvırıyla, zıvırıyla, osuyla, busuyla 1 diye tamamlayabiliriz orayı. Yani ona tamamlayabiliriz. Günde 10 wonluk bir getiri sağlıyor ve dediğim gibi gideriniz 0. Sadece Vayne gideriniz var. Bir tane de eldiven takarsanız tabii ki de hoş olur sizler için. Onun dışında ileriki bölümlerde artık böyle bir bölüm falan belki ara verebilirim Vayne muhabbetlerine. Ben kendim kasmaya devam edeceğim. Çok fazla sizi bu şeyle beraber sıkmak istemiyorum açıkçası. İşte ne bileyim sargı bezi artılı, buz artısı, buz parçası artılı, işte lanet kitabı gibi gibi eşyaları da düşürüp onların da deneylerini ilerideki videolarda paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Günlük 10 won, Vayne ücretleri aşağı yukarı 40 won'dan hesaplamıştık. Yani yine 4 günde 5 günde artık kar bırakmaya başlıyor burası da. Bu da bu şekilde bilginize olsun. Kimyalarımı bir miktar uzattım beyler. Artık buraya bir safirin de eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Üzerimizde bir miktar para var. Pazarda da güzel bir para birikmiş biz bir gündür oyuna girmediğimiz süreç içerisinde. Bayağı bir şeyler satılmış. Hız taşlarımız falan zaten taşları sürekli yeniledik. Böyle bir para oluşmuş arkadaşlar. Bunu da buradan hemencik satın alacağız. Daha doğrusu çekeceğiz hesabımıza. Şimdi ben iki tane safir alacağım arkadaşlar. İki tane safiri alayım. Bir mitsi atalım. Zaten herhangi bir şekilde efsun gerekmediği için o şekilde kullanabiliriz. Ne gelirse gelsin. Onun için bir hemen alıp geleyim abi. 3.25'ten 2 adet safir aldım geldim arkadaşlar. Şöyle iki safirimiz var. Umarım ki geçirir bunu da. Biz kendi elmasımızı yapmadık gerçi. Geçti ama bozuk gelmişti. Onu satmıştık. Onun dışında bunu da kendimiz yaptık. Diğerlerini hazır satın almıştık. Zaten bu oyun başında almıştık abi. Bu ikisini de direkt pazardan almıştık. Bakalım iki tane geçirmişti. Bir üçüncüyü bizlere sunar mı oyun? Hemen size gizli taktiğimi arkadaşlar tekrardan göstereceğim. Bu taktiği her yerde vermiyorum. Bildiğiniz üzere sadece ve sadece bu videoyu izleyenler için Mitya nasıl geçirilir adlı videoydu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım Efsun var mı? Oh çift savaşçı Sura gayet güzel abi. Savaşçı ve Suralar zaten bizlerin şu anki en büyük düşmanı. Bence gayet güzel oldu abi. Bunu hemen hızlı bir şekilde fasulye ayarlayacağız. Benim depoda vardı herhalde bir 4 tane falan. Onlarla bir deneyelim bakalım. Artı 6 yapıp artı 6 artı 4 yapıp takalım. Beyler şu fasulyelerin fiyatlarına bakın ya. 26 M olmuş. Katil gittikten sonra fasulye fiyatları da acayip derecede artmış. Yani 30 M fasulye mi olur kanka? Yeşil fasulye bir de yani. Çok garip fiyatlar arkadaşlar. Mecburen artık böyle dörtlülerden falan koparmaya çalışacağız sanırım. Bakayım. Beşlisi 1,5. Of 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 of. Vallahi billahi çok pahalı beyler. Şu dörtlüyle umarım geçer. Ben elimdeki dörtlüyü attım. Maalesef ki artı 2 oldu sadece. Artık umarım burasıyla olur da takarız. Çok büyük masraf çünkü. Gerçekten şunları artı 4 yapmaya çok büyük para gitti. Ama sen böyle yanarsan kanka olmaz yani anladın mı? Sen böyle yanarsan olmaz yani. Oh çok şükür. Vallahi 8 tane fasulyeyi de hallettik. Çok çok iyi beyler yani. Düşünün o 16 tane ilerlesek bir 2 bon daha gidecekti. Biz 2 bona yine iyi hallettik. Şöyle
Mitli mat tetimiz arkadaşlar. Muhtemelen bu videonun kapağında olduğu gibi hazır. Hayırlı uğurlu olsun abi. Gayet güzel. Mitli matımızı tamamladık. Bundan sonraki hedefimiz ne olacak? 7 videodur söylüyorum abi. Şu lanet kolyeyi artık değiştirebilir miyim kanka lütfen? Yani kolye alacağız beyler, kolye bulamıyoruz. Ben hemen bir gideyim araştırayım da fiyatlar ne durumda, ona göre bir hal hareket bulalım. Beyler yine bulamadım kolye valla. Baktım da düzgün fiyatlarda yok. Gümüş kolye almayı düşünüyorum. Bakırlık artık işimiz geçti. Çok fazla cennet al diyen olmuştu arkadaşlar. Cennet yani çok büyük bir etki yaratmayacak bizde. 20 deliciyi çok gözünüzde büyütüyorsunuz. Delici fullenmeden pek bir etkisi olmuyor arkadaşlar. Benim daha çok dayanıklılığa ihtiyacım var. İşte ZC olacak ileride, belki normalde ormanda işte ne bileyim belki mitil kasacağız vesaire. Ondan dolayı gümüş kolye baktım ama pek fazla bulamadım. Fiyatlar gerçekten uçmuş. Onun dışında abi bugün bizim son biyolog olmasını ümit ediyorum. Dün kabul etmedi. Özütle vermeme rağmen. Çok şükür artık bugün kabul etti. Gideyim ben şu Jinugi'yi düşüreyim abi. Ondan sonra lanet kitabı mıydı artık? Şeytan hatırası mıydı ne, ona başlayalım. Dostlar iki tane cennet bilezik buldum. Şöyle sizlere göstereyim. Ticaretsel amaçlı alabileceğimi düşündüm. Böyle 35 fonla kitleyelim burayı da. Şurayı da kitleyelim abi 54 ile. Şimdi burada 37 fondan bir tane bilezik var arkadaşlar. Fena gelmedi gözüm açıkçası. 15 ateş, 10 delici, 500 EPS var. 10 rüzgarı var. 40 STR'si var. Hiç fena değil gibi geldi. Ben bunu almak istiyorum. Şöyle bunu bir alacağım abi öncelikle. Sonra bir tane de şu var abi. Bu da fena değil. 10 ateş, 10 delici, 10 absorbe, 35 STR bu da. Bu da hiç fena değil. Bu artı 9, bir önceki artı 8 de. Bu ikisini aldım şimdi. Şöyle eşdeğerlerini göstereyim sizlere. Burada bir şey yok. Ondan sonracığıma şuralarda var abi. 45 fondan mesela 15 ateş, 10 delici, 30 STR'si var. Bizimkinde ne vardı? 500 EP vardı ve 40 STR vardı. Ya yani bundan daha yüksek bir fiyattan gidebilir diye düşündüm. Bir 10 won ekmeği var en aşağı diye tahmin ediyorum. Diğeri de mesela buna benziyor. Bundan STR'si 5 fazla, absorbesi 5 fazla. Oradan da bir 7-8 won ekmeğimiz var diye düşünerekten bunları aldım. Şöyle başka bakalım var mı? Burada da yok abi. Yani bence fena fiyatlardan değil, çok fazla da eşdeğerleri yok. Ondan dolayı rahatça satılacağını tahmin ediyorum. Fena olmadıklarını düşünerekten aldım abi. Görüyorsunuz zaten diğer fiyatları. Bunlardan bir 5-10 won ekmek yiyelim. Beyler yine map farmından şöyle bir artı 8 dalgası oluşturduk buraya. Bir sizlerle beraber tekrardan 9 deneyelim. Bunlar fena para etmiyor arkadaşlar. 3-5 tane ne geçerse şansımıza. Bunun malzemesini almamışız abi. Sorun değil. Bir tane artı 9 yay. Bu bir bon arkadaşlar. Tertemiz hızlı bir şekilde. Bunda ne istiyormuş? Umarım bunun artı basmasını almışızdır yanımıza. Buz topu artılı. Sanki birazcık vardı ama. Şöyle bir bakayım beyler. Ben bunun hepsini alıp geleyim. Şimdi yarıda kesilmesin. Eksikleri tamamladığımızı umuyorum abi. Tekrardan geldik şöyle. Nerede kalmıştık? En son yelpazelerde kalmıştık herhalde. Bir tane yelpaze alabilir miyim acaba? Yelpaze alamadım. O şunun gelmesi benim için kafi beyler. En hızlı satılan sarı ejderha yayı sanırım. Çeliklerden de bir tane siyah çelik gelirse hoşuma gider. Şöyle bir tane kara büyü atalım beyler araya. Izgara misali. Şimdi iki tane çelikten bir tanesi geçti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere taktiğimiz bu şekilde. Sen de geçer misin? Oh mis beyler. Güzel para kaldırdık bence buradan yine. Map farmlıyorsanız baba artı 7'leri toplayın. Bir zararınız yok yani. Artı basmaları aşırı aşırı pahalı değil. Yani bir miktar pahalı ama her türlü çıkartıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Beyler yine cadı pataklıyoruz. Bir kardeşimizde 4-5 tane cadı varmış. Kanka dedi envanter genişletme düşerse ben alırım. Gerisi sende. Ben de dedim ki eyvallah baba bunu almadım beyler. Bu önceden düştü, hemen aklınıza kötü şeyler gelmesin. Cadının bir tanesi yaklaşık olarak 45M dolaylarında arkadaşlar. Bir tane hız taşı şöyle gördüğünüz üzere 20M'den başlıyor zaten. Peşinden artı 7 anka ayakkabımız. Ondan sonra cığıma cennet gözü küpemiz. Bu kolyelerimiz 10 küsür emlerde. Bu civarlarda fiyatlandırmaları var. Buraları böyle topluyoruz abi. Nereden baksanız 5 cadı 2,5 on beyler. Şimdi az para değil. Kalkanları da kontrol ediyoruz. Eğer ki sersemli çıkarsa diye. Bunlara da şöyle bir göz atıyoruz. Bu şekilde bir haber vereyim dedim. Dostlar futbol topu eventimiz vardı. Ben de çarımızı bir miktar elle metin keserken düşürdüklerimin ardından buraya getirdim. O tava bıraktım. Kasabildiği kadar kassın. Hatta simyamı da şöyle kapatayım. Muhtemelen hala kesebiliyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Şeytanımız bol olduğu için abi. Yanlış anlaşılma olmasın. Şeytanımız bol olduğu için abi. Burada rahatça kesiyoruz. Canımız da pek fazla. Bakayım oynamıyor gibi görünüyor. Bir miktar burada kalsın. Şimdi benim bir 3 saatlik falan işim var. Onları hallettikten sonra gelip total top miktarına bakarız. Hatta şöyle bir tane de ayıralım abi. Hatta iki tane ayıralım. Hiç zannetmediğim şekilde de olsa. Maksat hani bir yanlışlık olmasın, yere iş düşmüş olmasın. İki tane fasulye düşürdük metin farmından. Bol bol metin farmı yaptık bugün arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1000 tane falan pelo kastık, işte 50-100 tane teç kastık, işte efendime söyleyeyim BK'lar MK'lar beyler yani.
Ondan sonracığıma başka neler varmış üstümüzde? İki tane fasulyenin dışında güzel para edecek dehşet unutkanlık. Ondan sonra öfke unutkanlık falan düştü. Bunlar da gerçekten güzel para ediyor. 2-3 tane keskinlik BK'sı düşürdük. Bir miktarını pazara atmıştık. Üstüne cadı kestik. Yani 3 saat falan yayın yaptık beyler. 3 saatte aşağı yukarı 8 bon falan para kasmışızdır diye tahmin ediyorum. Gayet güzeldi. Şimdi burada birazcık hem de belki level alır. O tavla dursun bakalım. Dostlar, futbol topu etkinliğinin üstüne bir de Ayşe etkinliği başladı. Bildiğiniz üzere event takviminden siz de bunları kontrol edebilirsiniz tabii ki de. Ben de dedim ki orada çok fazla düşmüyor. Bildiğiniz üzere Ayışı 4. seviye slotlardan daha çok düşer arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani şöyle üzerine tıkladığınız zaman seviyeleri yazıyor ya çarların. Onlara göre 4'lerden çok daha fazla düşüyor. Orada da 4. seviye slot yoktu. Ben de bu tarafa getirdim. En azından komutanlar 4. seviye, birazcık Ayışı kasabiliriz diye 53 tane kasmışız yaklaşık olarak 20 dakika içerisinde. Yani daha iyi kasacak bir yer yok arkadaşlar 90 küsür levellerde. Ben de ondan dolayı hem de level atlasın diye bu tarafa getirdim. Onun dışında da yan çarımızda abi şöyle vadide hala orkçı kasmakla meşgul. Ve burada da slotların hepsi 4. seviye arkadaşlar. Orkların hepsi gördüğünüz gibi. Burada da fena düşmüyor. Burada da 128 adet olmuş. Yaklaşık olarak 35 dakikada burada da. Yani hiç fena değil. Şaman da buraya getirdim. Dadananlar oluyor diye. Şu an bu şekilde kasıyoruz abi. Umarım güzel bir kasım olur. Buradan çarımıza güzel eklemeler yapabiliriz. Event bitmek üzere arkadaşlar. Şu anda üzerimde şöyle göstereyim sizlere de. Bu çarımızda 200 325 adet olmuş. Çarımız 95. 2,5 tüp oldu artık. Yavaştan sürgünden çıkış sağlıyoruz. Bir daha sürgüne muhtemelen ejder dışında uğramayız. Ejderi de yapar mıyız yapmaz mıyız tam emin değilim arkadaşlar. Çar çünkü şu anda mümkün değil kesmesini. Belki ileride düşünebiliriz ama hemen şöyle Ork dişi çarımıza da geçelim. Orayı da sizlere bir göstereyim abi. Burada daha güzel. Çok 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 daha güzel bir sayıda oldu abi. 200. Ondan sonra 600. Bir 200'lü şamana verdim. 867 adet de burada olmuş arkadaşlar. Yani 1000 tane falan ayışı kasmışız. Sadece o tavla bu arada. İki çarıda ne elle dokundum ne pelerin attım ne bir şey. Yani burada muhtemelen pelerinle kassak 1400'e falan yakın bir ayışı kasabilirmişiz diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi her şey 4 seviye yani. Hani süper burası. Niye insanlar burada kasmıyor bilmiyorum ama deli gibi düşüyor gerçekten. Onun dışında başka söylemem gereken bir şey var mı diye bakıyorum abi. Ork dişlerimizde 220 adet olmuş arkadaşlar. Artısız olanlar. Bunu da bu şekilde bildireyim ve ben ufaktan kaçayım. Dostlar, ufak ufak bir bölümün daha burada sonuna gelelim dilerseniz. Diğer bölümde hesabımıza gayet tatlı itemler alacağız. Onların böyle bir ufaktan spoilerını vereyim. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Çarımız hızlı hızlı gelişiyor. Birkaç tane farklı içerik düşüncem var. Onları da ayarlayabilirsem gayet güzel videolar olacağını düşünüyorum. Onları da yakın zamanda YouTube'da görebilirsiniz. Bunlardan haberdar olmak için bir abonelik bırakıp kanaldaki bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında da bu videoyu eğer ki beğendiyseniz bir like bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Kendinize çok 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 dikkat edin arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.